Herkese merhabalar. İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanları ile edebiyat yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok önemli konuları öğreneceğiz. 2020 bitti. 2021'e girdik. Ocağı bitti. Şimdi Şubat'ı bitiriyoruz. İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanları ile edebiyatı bitiriyoruz. ve Daha doğrusu Şubat ayındaki edebiyat dersimizi bitiriyoruz. Sonrası zaten bu pazar günü ee, Şubat ayı da bitmiş oluyor. Gördüğünüz gibi zaman çok hızlı geçiyor. Dolayısıyla çalıştıklarımız yanımıza kar kalıyor. Bugün İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarını hatırlar mısınız? İslamiyet'in kabulünden önce de destanlarımız vardı. İşte Alper Ergenekon, Türeyiş, Göç, Oğuzkan gibi çok güzel destanlarımız vardı. Bugün de İslamiyet kabulünden sonraki Türk destanlarına bakacağız. Sıfırdan ona Türk Dili Edebiyat kitabımızdan ve onun sınıf Dinamo Soru Bankamızdan ödevler vereceğiz. Şimdi canlı yayınımıza başlıyoruz. Like butonunu çökertelim yani beğeni butonunu çökertelim. Ardından da dersimize başlayalım. Hadi arkadaşlar. Türk destanlarını öğrenmeden önce destanın tanımını bir kez daha hatırlayalım destan toplumların geçmişinde derin izler bırakmış bir olayı, özellikle de yiğitlik ve olağanüstülükleri sürükleri manzum olarak öyküleci bir şekilde anlatan edebi türdür. Türk destanlarının genel özelliklerine baktığımızda tabii ki Türk tarihinden izler taşımaktadır. Liderin şahsında cihangirlik tutkusu vurgulanır. Halkın kültürü, hayat tarzı ve inanışları yansıtılır. Kuvvet, binicilik ve savaşçılık gibi özellikler gösterilir. Verdiği sözde durma, acizlere ve mağluplara yardımcı olma ve benzeri değerler öne çıkarılır. ...tarih ve coğrafyadaki çok boyutluluğa paralel olarak çeşitlenmiştir. İslamiyetin kabulünden sonraki destanlarda İslami yayma yolundaki mücadeleler konu edilir. Türk destanlarına baktığımızda İslamiyetin kabulünden önceki Türk destanları... ...ve İslamiyetin kabulünden sonraki Türk destanları olmak üzere iki temel kısma ayırabiliriz. Altay Yakut döneminde Yaratılış Destanı, Sakalar döneminde Alpertunga Destanı, Şu Destanı... ...Hun döneminde Oğuz Kağan Destanı, Atila Destanı... Köktürk döneminde Bozkurt Destanı ve Ergenekon Destanı, Uygur döneminde Türeyiş Destanı ve Göç Destanı önemli Türk destanlarıdır. İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarına baktığımızda Karahanlılar döneminde Satuk Buğrahan Destanı, Kazak Kırgız Kültür Dairesi'nde Manas Destanı, Türk Moğol Kültür Dairesi'nde Cengiz Han Destanı, Tatar Kırım Kültür Dairesi'nde Timur Destanı, Edige Destanı, Selçuklu Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde Battal Gazi Destanı, Danışment Gazi Destanı ve Köroğlu Destanı'nı söyleyebiliriz. İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarının konularına bakalım. Satuk Buğra Han destanına baktığımızda Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra İslam dinini kabul etmesi ve İslam'ı yaymak için yaptığı mücadeleler anlatılır. Manas destanında Manas adlı kahramanın İslam'ı yayma amacı doğrultusundaki mücadeleleri anlatılır. Dünyanın en uzun kahramanlık destanlarından biridir. Hatırlarsanız Satuk Han destanı Karahanlılara ait bir destandı. Manas destanı da Kazak Kırgız Kültür Dairesi'nde oluşmuş bir destandı. Cengiz Han destanına baktığımızda Türk Moğol Kültür Dairesi'nde oluşan bu destanda Cengiz Han'ın hayatı, kişiliği ve fetihleri anlatılır. Destanda Cengiz Han bir Türk kahramanı olarak kabul edilir. Timur destanına baktığımızda bu da Tatar Kırım Kültür Dairesi oluşmuş önemli bir destandır. Timur Devleti'nin kurucusu olan Emir Tümur'un hayatı ve savaşlar anlatılır. Edirge destanı o da yine Tatar Kırım Kültür Dairesi'nde oluşmuş bir destandır. Altın Ordu Hanlarından Edige Mirza Bahadır'ın devleti ayakta tutabilmek için yaptığı mücadeleler anlatılır. Battal Gaz Destanı, diğer adıyla Battalname, Selçuklu Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde oluşmuş destanlarımızdandır. Seyit Battal adıyla danılan bilgili, dindar ve cömert kahramanın İslamiyeti yaymak için, İslam'ı yaymak için yaptığı mücadeleler anlatılır. Danışment Gazi Destanı, Danışmentname'ye baktığımızda 11. yüzyılda yaşayan Türk devlet adamı Melik Danişment Gazi'nin hayatı, mücadeleleri, fetihleri anlatılır. 13. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Olaylar tarihi gerçeklere uygun anlatıldığından uzun süre tarih kitabı olarak değerlendirilmiştir. Köroğlu destanına baktığımızda Türk dünyasının ortak motiflerinden biri olan Köroğlu'nun hayatı çevresinde oluşmuştur. İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarındaki tiplere bakalım. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanlarına görülen Alp tipi, İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarında Alp Eren, Alp Gazi tipine dönüşmüştür. Satuk Buğrahan, Manas, Battal Gazi, Danışmet Gazi birer, Alperen, Alp Gazi tipidir. Manas destanında Bekay, destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünü olan Dede Korkut hikayelerinde ise Dede Korkut, Korkut Ata, Bilge tipi olarak karşımıza çıkar. Manas, Battal Gazi ve Danışmet Gazi destanlarında kadın tipi yer alır. İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarındaki motiflere bakalım. Satuk Buğrahan destanında ışık, Manas destanında at rüya kırklar, Cengiz Han destanında at, Edige destanında Rüya, Battal Gazi destanında At, Rüya, Kırklar, Mağara, Danışment Gazi destanında Kırklar, Köroğlu destanında At ve Kırklar önemli motiflerdir. At motifini inceleyelim. Türk destanlarında at motifi önemli bir yere sahiptir. Destan kahramanları atlarıyla anılır. Alperen, Alp Gazi kaderini atla birlikte yaşar. Kimi destanlarda atların özel adı vardır. Manas'ın adı Akkula, Battal Gazi'nin adı Aşkar Divzade, Köroğlu'nun atı Kırat'tır. Battal Gazetesi'nden bir metin okuyalım. Sabah oldu güneş Kaf Kulesi'nden baş kaldırdı. Alem Tanrı'nın nuruyla aydınlandı. İki taraf da savaş davulları dövdürüp ordunun sağ ve sol kanadı toplandı. Sonra İslam halifesi ve gazileri dağdan tarafa dönüp beklemeye başladılar. Seyit Battal Gazi ve Oycaz Merdi Aşkardizade'yi o gece yıkadı evvelki rengine döndürdü. Sarı altın gibi oldu. Kendisi de evvelki biçimine döndü. Sonra Aşkar Divzade'ye bindi, yola çıktı. Müminler dağdan tarafa bakmaya devam ediyorlardı. Gördüler ki o evliyalar şahı Battal Gazi Aşkar'a binmiş geliyor. Dünkü rengi gitmiş, sanki güneş burcundan doğmuş. Müminlerin tekbiri ...yedinci kat gökyüzüne erişti. Seyit Battal aşkarı sürüp meydan ortasına geldi ve bir müddet silahşörlük gösterdi. 72 türlü hileli hünerler ki oynadı iki canipten hayran kaldılar. Battal Gazi esanı hazırlayan Necat Demir, Mehmet Dursun Erdem. Battal Gazi destanı, battalname. Anadolu sahasında oluşmuş ilk Türk destanıdır. Kahramanı Türkler arasında Battal Gazi'ye bilinen bir Arap savaşçıdır. Battal Arapça'da kahraman anlamına gelmektedir. Bu destan Türk hayal gücüyle şekillendiğinden milli kimlik kazanmıştır. Battal Gazi, Alperen, Alp Gazi tipinin bir örneğidir. İslamiyet'i yaymak için mücadele eder. Kahraman, bilgili, cömert ve dindar bir karakteri vardır. Aşkar Divzade adlı atı da kendisi gibi kahramandır. Destanın konusu Müslüman-Hristiyan savaşlarıdır. Olaylar çok geniş bir coğrafyada geçer. Mekan genel olarak Malatya ve çevresidir. Eserde masal unsurları ve pek çok olan göze çarpar. Battal Gazi cinlerle, devlerle, sihirbazlarla ejderha ve cadılarla çarpışır. Destan 12 ve 13. yüzyıllarda düz yazı şeklinde yazıya geçirilmiştir. Yazıya geçirenin kimliği bilinmemektedir. Cumhuriyet döneminde destan. Genel özelliklerine bakalım. Cumhuriyet döneminde yapma destanlar karşımıza çıkar. Bu destanlarda daha çok kurtuluş savaşı anlatılmıştır. Bu destanlarda kahramanlık ögeleri ağır basmaktadır. Cumhuriyet dönemi destanlarında insan ve toplum gerçekleri, insanlık durumları da işlenmiştir. Bu dönem destanlarında coşkulu söyleyiş dikkati çekmektedir. Somut benzetmeler yapılmıştır. Doğal destanlardaki gibi olağanüstülüklere rastlanmaktadır. Sanatçılar kurguda ve söyleyişte yeniliklere de yer vermiştir. Cumhuriyet dönemi destan örneklerine baktığımızda Nazım Hikmet'in yazdığı Kuvayi Milliye... Ceyhun Atuf Kansu'nun yazdığı Sakarya Meydan Savaşı, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın yazdığı Üç Şehitler Destanı, İstanbul Fetih Destanı, Cahit Külebi'nin yazdığı Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Sakarya Meydan Savaşı, Gülten Akın'ın yazdığı Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı önemli destanlarımızdır. Evet, bugünkü dersimizde İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarını, Battal Gazi destanının diğer adıyla Battal öğrendik. Şimdi sıfırdan ona Türk Dili Edebiyat kitabımızdan ödev verme zamanı. Ödevlerimiz net bir şekilde belli arkadaşlar. Destanlarımızı zaten biz destan efsane konusunda öğrendik. Burada sayfa 77'den, sayfa 79'dan Battal Gazi'yi güzel güzel çalışıp buradaki soruları çözüyoruz. Ve aynı zamanda Dinamo Soru Bankamızdan, Edebiyat Soru Bankamızdan da yine ödevlerimiz var. Destanla alakalı, efsanelerle alakalı. Burada sayfa 92'ler, 93'ler... Ve aynı zamanda 94, 95, 96'lar yanlış yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bu durumda karakıda okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinliyoruz. Hadi bakalım diğer dersimize görüşmek üzere. Ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar.